Merhaba herkese. Bugün yine size farklı bir minyatür sanatçısından bahsetmek istiyorum. Onun ismi Nakkaş Osman. O kendi döneminin en yetenekli sanatçısı. Bu da onun kitabı. Kitabının ismi ise Surname-i Humayun. Burada bir şenliği resmetmiş. Bakalım içinde neler var. Sizin için birkaç görsel seçtim. Evet. Bakın, burası Sultanahmet Meydanı. Bugün hala yerinde duran dikili taş. Burada yılan sütunu görüyorsunuz. 3 tane yılan başı var üstünde. Bugün günümüzde bunun yalnızca yarısı duruyor. Şu kadarı. Yılanlar kaybolmuş. Burada bir eğlence düzenleniyor. Burada insanlar ellerinde bazı hayvanlar taşıyor. Görüyorsunuz. Bunlar şekerden yapılmış hayvanlar. Bakın burada biraz daha büyükleri var. Bir fil var kocaman. At var. Zürafa var. Bunların hepsi şekerden yapılmış heykeller. Çocukların yemesi için. Başka bir gün, başka bir günkü eğlencede ise kocaman bir dağ maketi yapmışlar. Ve bu dağ maketi o kadar büyük ki bunun üzerinde gerçek hayvanlar dolaşabiliyor. Bu maketi bu meydandan geçiriyorlar. Bu arada bu şenliği de padişah şuradan seyrediyor. Diğer bir gün, bu arada çok çok büyük bir kitap gördüğünüz gibi bu. Yine bakın yılan üstün burada, dikili taş burada. Burada da uçurtma uçuruyorlar. Bu kocaman bir uçurtma. Belki bu kuşu tanıyorsunuzdur. Bu Anka kuşu. Padişah yine buradan gösteriyi seyrediyor. Bu şekilde bir düzenleme yapılmış. Şimdi sizinle bu Anka'ya benzer ufak bir resim çalışması yapacağız. Hadi başlayalım. Uygulamamız için beyaz bir kağıt. Ben yine en sevdiğim pastel boyaları kullanacağım. Siz hangi boyayı en çok seviyorsanız onu kullanabilirsiniz. Ve çizmek için de siyah keçeli kalem. Hadi başlayalım. Öncelikle keçeli kalemle çizerek başlıyorum. Şimdi buraya rengarenk kocaman bir anka kuşu çizeceğiz biz. Tabii onu daha eğlenceli ve basit bir hale getirdim sizler için. Şimdi kafasından başlayacağız. Boynu devam ediyor. Şöyle gövdesi. Burada bitiriyoruz. Şöyle minik çıkıntılar yapalım. Şimdi bu kısma geldik. Şurada küçük bir boşluk bırakın. Çünkü buraya gagasını yerleştireceğiz. Boynunu incelttim. Gövdesine geldim. Biraz tombul bir kuş oluyor. Evet. Şuraya büyük bir gaga yerleştirdim şöyle. Hop. Ve kocaman bir göz. Biraz abartabiliriz değil mi çizimlerimizde? Şimdi bu kuşun böyle uçuşan rengarenk kuyrukları oluyor. Onları ekleyelim arkaya. Şuradan bir kuyruk çıksın. Hop. Geldi kanatlarına. Kanatlarını eklerken şöyle şuralara bir yere şöyle bir çukur çiziyoruz. Sonra bunu hop işte kanadımız oldu gibi. Şu uçlarının tüylerini yapalım. Şimdi aynı şeyi bu tarafa da yapacağız. Evet.
şu kanadı ortadan bölelim. Şimdi ise kafasına böyle bir işaret ekliyoruz. Minicik ayaklar. İşte böyle. Şu gövdesine birkaç tüy yapalım. Sanırım bitti. Şimdi boyama kısmına gelelim. Ben dediğim gibi pastel boya kullanacağım. Ama siz hangi boyayı istiyorsanız kullanabilirsiniz tabii ki. Ve istediğimiz renkleri. Bitti. Şimdi birkaç bulut ekleyeceğim. Biliyorsunuz bulutları çok seviyorum. Çizimimiz bitti. Umarım siz de bu ankayı çok sevmişsinizdir. Bakın şimdi size ne göstereyim. Bakın işte burada Nakkaş Osman'ın çizdiği bir anka var. Tabii bu da gerçek anka değil. Çünkü bu bir uçurtma. İşte bu da bizim çizdiğimiz. Yani bence biraz benzemiş. Tabii ki biz bunu minyatür olarak yapmadık. Kendimizce böyle biraz karikatüre, biraz resme benzettik. Ama daha eğlenceli oldu. Biraz tavuğa benzedi sanki ama olsun. Yine de çok güzel bence. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.